İstanbul'un kuşaltılması lazım. Ankara'dan gelen herkes 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi söylüyor ama artık sıradan olarak gördüğümüz bir tablo bu. Biraz AK Parti'nin 2018 seçimlerinde ortaya koyduğu vaatlerden bahsediyorum hocam. Hı hı. Şimdi orada bir takım vaatler verilmiş. Bugünkü vaatlere bakıyoruz, onlarda ne var diye. Birazdan da aktaracağım. İstikrarlı büyümeyi devam ettireceğiz demiş. Enflasyonu yeniden tek haneye indireceğiz. Bugünkü vaatler bu. Tek haneye indirme vaadi tekrar var bu sene. %50'lere çıkmış bir enflasyon. Sanıyorum son 20 yılın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıyayız. Hı hı. İhracatımızda yüksek teknoloji ürünlerin payını %4'ten 15'e çıkartacağız gibi bir başlık var. Sanıyorum burada da tam olarak meseleyi halledebilmiş değil Türkiye. 2023 yılında istihdam oranı %50'ye yükselteceğiz. İşsizlik oranlarında birazcık aşağı gidiş olsa bile bu mümkün görünmüyor. Aynı zamanda 2018'de, evet, 2023 yılında 10 milyon fiber aboneye ulaşacağız. Döviz piyasaları yakından takip edecek. Gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılmaya devam edilecek. Son madde önemli. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek demiş 2018'de. Şu an esamesi okunuyor Merkez Bankası'nın. Birkaç cümle alalım. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız söyledi biliyorsunuz. Onu itibarsızlaştırdık dedi. Onu itibarsızlaştırdık. Evet. İtibarsızlaştırdık para dedi. Politikasını. Para politikası. Merkez Bankası'nın temel politikası para politikası. Evet. Temel aracı da faiz. Evet. Kısa dönemli faiz. O faizlerle ekonomideki beklentiyi yönetecek Merkez Bankası. Ama Hazine ve Maliye Bakanı dedi ki o bitti. O zaman Merkez Bankası'nın aracı bitti. Hani şeyde cephede komutan demiş cephane bitti. Savaşı niye başka kaybettin? Başka bir şey söylemene gerek yok. Anlatmaya başlamış. Hava yağmurluydu, işte yemek azdı falan. Cephane bitti bir de demiş. Onu baştan söyleyeceksin. Şimdi cephane bitti. Merkez Bankası işlemini bambaşka işler yapıyor. Şimdi bu sözü verip böyle yola çıkıp 2018'de geldiğimiz noktaya baktığımızda taban tabana bir durum var. Yani iktidardaki parti için herhalde bir vaatte bulunmanın en zor yolu da bu. Bir şey söylüyorsun, 4 sene önce söylemişsin. Eğer balık hafıza değilse karşındakiler bir bakıyorlar 4 sene önce ne söylemişsin diye. Bakmıyorlar diye inanıyorlar galiba. Öyle mi hocam? Şimdi bu enflasyon tek haneye düşecek. 2018 vaadi, 2023 vaatler arasında da vardı. Evet. İşsizlik tek haneye düşecek. O da var. O vaadi vardı. İlk 10 ekonomiye gireceğiz. Kişi başı milli geliri 25 milyon. Orada tarih vermemişler gördüğüm kadarıyla. 2023'ün hedefi koymuşlardı. 2023 hedefini. O hedeflerden bir tek bir şey gerçekleşti. 2023 yıla geldik. Yani o gerçekleşti. Orada bir... O önemli ama. O da olmayabilir. Şimdi 2053'ü bekleyeceğiz. 2071 de bekleyeceğiz. Yani şöyle yapıyorlar galiba. Ben çok severim. Sizin programlarınızda da çok kullandım. Geleceğin en büyük özelliği gelmesidir. Ben öyle çalışıyorum plancı olarak. Biz gelecek gelir diye düşünüyoruz. Ama bu yetkililer, bizi yönetenler geleceğin gelmeyeceğini veya gelecek geldiğinde de bizlerin unutacağını düşünüyorlar. Hesap ediyorlar. Tabii yani bunu da 20 yıldır başardılar yani. Çok da fena bir şey. En azından bir bölüm unutmasa da büyük bir bölüm unutmuş gibi görünüyor. Beni en çok etkileyen işlerden, yani bugün dinlediklerinin arasında maddelerden birisi mülakatın kaldırılacağının ilan edilmesi. Şimdi mülakat dediğiniz şeyi muhalefet yıllardır ya bak burada haksızlık yapılıyor, gençlerin hayalleri çalınıyor, bu gençlerin umutları yok olunca yurt dışına gidiyorlar, gidebilen gidiyor, kaçabilen kaçıyor, yapmayın, liyakat ortadan kalkıyor, insanlar torpille işe giriyorlar, bu adaletsizlik duygusunu körüklüyor falan diye milyonlarca gerekçe de sayabiliriz yani bu mülakatla ilgili. Çünkü giriyor çocuk mülakata, sınavda birinci olmuş. Bunun kaç tane örneğini birebir ben dinledim. Eminim yüzlercesi. Siz zaten öğrenci yetiştiriyoruz. Emek pazarını öğrenci gönderiyoruz. Ya bu nasıl kalkmaz bugüne kadar ve seçimin tam arifesinde 30 gün kala tek bir kelime edilmemişken seçim beyannamesi mülakatlar kalkacak diye bir vaat var. Bu mülakatların nasıl geldiğini hatırlarsınız. Hakimlik savcılık sınavlarında evet. Danıştay'ın kararı vardı. Mülakat yapacaksanız da videoyla çekin demişlerdi. Orada direndiler. O dönem için mahkeme kararları hala geçerliydi. Daha sonraki güç kontrol edildikçe
O yapılar değiştirildikçe, özellikle 2010 şeyinden sonra, referandumundan sonra mülakatı yerleşik hale getirdiler. Kapasiteden 100 alan çocuk, 95 alan çocuk başarısız oluyor. Limitte böyle 60'ı geçmiş, 70'i geçmiş. Onlar başarılı oluyor. Ya kardeşim, hakkımı nerede arayacağım diyor. Hakkını arayacağı yer yok. Hakkını arayacak yer yok. Ya neden beni elediniz diyor. Niye 60 bana verdiniz, öbürüne 100 verdiniz diyor. Onu da soramıyorsunuz. Yok, onu da soramıyorsunuz. O sadece çocuk sızlanıyor. Evet. Sadece işte sizler bizler dile getiriyoruz bunu. Liyakatın kalmamasının ardıl planlarından gerekçelerinden bir tanesi bu. Girişteki eskiden tabii de orta ve üst düzey memuriyette siyasi tercihler söz konusu olurdu. Tabii. Orada yapalım. Atamalar da olurdu. Atamalar da olurdu. Ama biz yıllar önce bir arkadaşımla bir çalışma yaptık. Üç alanda rekabeti ölçmüştük. Değerlendirmiştik. Bir iş dünyasındaki rekabet, bir kamu ihalelerine rekabet, bir de bürokrasideki rekabet. Ve işe girişlerdeki rekabetin kaliteyi artırdığını yazmıştık. Ama şu anda işe girişlerde de öyle bir şey kalmadı. Yani hamile kart yakinimdir. Kesinlikle. Sistemi tam olarak dönüyor. Ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda Bakanlar Kurulu toplantısında Adalet Bakanı'nın önünde bir kağıt çekmişti kameraman arkadaşım Ateşcan. Hatta ismi de aklımdadır. Zaman zaman da görüşürüz. Yıllar öncesinden bahsediyorum yani. Orada bir şey vardı. Torpil yapılacaklar listesi. Türkiye'de olay olmuştu ya. Tabii canım ya. Olay olmuştu yani. Herkes bu meseleyi konuşuyor. Hele şeyde Yavuz Bey, bu mesleki merkezi kuruluşlarda. Şimdi sıralanlaştı yani, onu demeyin. Merkezi çok kuruluşlarda, işte Devlet Planlama Teşkilatı'na girişte, Hazine'ye, Rekabet Kurumu'na, Hesap Uzmanları Kurulu'na, Maliye Teftiş Kurulu'na, buralara girişte torpili kimse aklından geçirmez yani. Evet. Yani burada torpil de olacakmış kısmı pas geçilirdi yani. İddialara uyduk ve o kurumlardan yetişen aslında uzmanlar oluşturuyordu o işi. Uzmanlar atamanın havuzunu oluşturuyor. Az önce dedim ya, eskiden de kendi yakınlarını atarlardı ama o havuzdan arırlardı kendi yakınlarını. O ilk giriş rekabetini yaşamıştır o arkadaşlar, o meslektaşlarımız. Sonraki alanda tabii ki farklı bir yere doğru gidiyor. Hatta daire başkanlığı ya da genel müdür yardımcısına kadar da öyle torpil olmazdı. Daha böyle yukarı çıktıkça. Evet. Çünkü piramitler alıyor artık. Tabii. Piramitler aldığı için de. Başka etkenler de devreye girer. Tabii aşağı yukarı herkes eşdeğer kalitede. Aynı sınavları geçmişler. Uzman yardımcılığından uzmanlara geçişte aynı. Orada bir itiraz edilebilir de. Şimdi önümüzde böyle bir sistem olunca zaten orasını arar vaziyete geliyorsunuz. Şimdi bu sistemde liyakatın D'si yok. Asıl tabii kritik olan, ben mülakatı kaldıracağım diyen bir iktidar, Cumhurbaşkanı. Aslında onu hemen kaldırabilir. İlla seçimi beklemek lazım. Şöyle yani. 2001 krizinden sonra liyakatı artırmak adına belirli sektörlerde, siyasetin müdahil olmamasının istenildiği sektörlerde, sadece Merkez Bankası değil, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu ve Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu eskidir, Telekomünikasyon Kurumu ve Kurulu, Kamu İhale Kurulu ve Kurumu, buralarda bağımsız yapılar oluşturulmuştu. O bağımsız yapılar teknisyen kararlar versinler diye, politikacılar dışında kalsınlar. Politikacı ne yapar? Bir görev garantileri olsun, politikacılar strese girmesin. Garantisi veriyorduk ona, bir statü bağımsızlığı diyorduk. 6 yıl görevden alamıyorsun. 6 yıl olmasının gerekçesi de şuydu Yavuz Bey. 5 yıl seçim süreci var ya, bir iktidar hem atayıp hem alamasın. Evet. Yani artık öyle bir garanti de olsun. Öyle bir garanti olsun. Yani şu anda Merkez Bankası başkanları için bizim Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, laf dinlemede çektim kulağını, evet, aldım falan diye. Bu istenilmeyen bir şey değil. Ha, şunu söyleyebilirsiniz. Hükümetler politika belirler. Enflasyonun kaç olacağını hükümetle beraber Merkez Bankası karar verir zaten. %5, %8, %10. Ondan sonra onu tutturmak Merkez Bankası başkanlığının sorumluluğundadır. Görevi. Görevidir. En fazla rapor verir meclise, plan bütçe komisyonunda, yaptım yapamadım diye. Bunu layıkıyla yapan, ben bir ara yıllara göre %5 hedefi bizim standarttır. Yıllara göre performans notu vereyim dedim. Sadece Süreyya Ser'den geçti. İlk bağımsız Merkez Bankası Başkanı tüm hedeflerini tutturmuş. Görevden aldılar. Görevden. Arkasından Durmuş Yılmaz Bey, hakkını yemeyelim, kriz yıllarını yaşadı, dünyadaki krizi yaşadı. 2007-2008 yaşadı. Orada 5 yılın 3 yılını tutturmuş, 2 yılını tutturamamış. Ama başına gelen felaket... O da efsane bir şey canım. 5 yılın 3 yılı şimdi... Ondan sonra bir daha tutturan olmamış. Yanından geçen olmamış bir daha. Zaten kimsenin de baktığı da yok o tarafa artık yani. Ama o %5 duruyor orada. O da çok komik bir şey değil mi ya? Yani her açıklamada... Ben öteden beri söylerim. Enflasyon hedefine tutturmak için değil. Bürokraside
olsa olsa yöntemi çok muhtemel bir hesaplama yöntemidir. Biz önümüzdeki yıl enflasyon kaç olacak? Hedef koyalım. Olsa olsa %5 olur. Güzel. Olsa olsa %10 olur. Ben de onu anlamıyorum. Niye %5? Hep %5 yani. Bence orada niye 6 değil yani? Orada unuttular onu. Orada 7 diye değil arkadaş. 8 diye değil. 5, 4 diye değil öyle, yani. Öyle bir hedef olduğunu unuttular. Hani askerde beton nöbeti derler ya. Evet. Bir nöbet koyarlar. Niye konuldu unutulur onu. Niye konuldu unutulur. Orada birisi durur. Orada bir %5 durmak onun görevi galiba. Yani başka... öyle görünüyor. Hocam bir Ankara'ya gidelim müsaade edersiniz. Şimdi Yıldız Yazıcıoğlu karşımızda. Yıldız biraz hareketli bir Ankara.